Selamünaleyküm, iyi yayınlar. Ben kurumun adını saygıdan dolayı vermem. İşe alınırken anlaştığım haldeki maaşı vermediler, sigorta yapmadılar ve bir sonra işten çıkardılar. Bu kurum maalesef denetlenmediği için hakkımı alacak bir gücüm yok. Ben Allah'a havale ettim. Denetimin en güzeli ondadır. Peki bu dünyada İslam ülkesinde yaşıyoruz. Şükür bu hakkıma onca cimere şikayet etmeme rağmen ilgilenecek, hakkımı verecek bir Müslüman da mı, idareci de mi kalmadı, ona yanarım demiş. Abimiz herhalde Burayı herhalde İslam ülkesi falan zannediyor ya. Yani yok yani biraz dertlenmiş abimiz. Allah hakkınızda hayırlı olanı versin. İnşallah yine siz hakkınızı arayın bir Müslüman olarak, yanlış yapıldıysa. İnşallah bir sesinizi duyan yetkili olur. Bizim yapacak bir şeyimiz yok tabi burada. Allah şimdi hakkınızda hayırlı olanı versin diyelim. adaletle alakalı bu sabah bir ayet okundu. Yeri gelmişken onu da anlatalım. Nisa suresinde bir ayet. Mevlamız bu ayeti iniş sebebi şu sevgili Müslümanlar. Bir bölge var. Medine'de Peygamber Efendimiz'e inanmış Zaferoğulları. Bunlar Müslüman. Ama aralarında bir tane hırsız var. Allah rızası için şu ayet bilmiyorum kim bakacak edecek ama yani yapılır mı edilir mi? Nisa suresi 106, 105, 107 buralar hep devam ediyor. Bir insan var Müslüman ama hırsızlık yapıyor. Bir insanın mızrak mı kalkan mı kılıç mı bir şeyini çalıyor. Bir un çuvalının içine koyuyor. Haliyle un çuvalı ne yapıyor? Yırtılıyor. Gidiyor o un çuvalını bir tane Yahudinin evine bırakıyor. Ama bunun hırsız olduğunu bildikleri için herkes diyor ki kesin bu çalmıştır. O diyor ki ben çalmadım. Gelin inceleyin. Eve bakıyorlar yok ama onun malını çaldığını Yahudiler görüyor. Bir tane Yahudinin evine koyduğunu görüyorlar. Onun izi zaten onu belli ediyor. Evden başlamış un tabi döküle döküle Yahudinin evine kadar gitmiş. Olay bu sefer davalık oluyor. Biz çalmadık, biz çaldık. Yahudiler bile diyor ki tamam diyor peygamberinize soralım o zaman diyor. O hakim olsun. Bunun üzerine Zaferoğulları Müslüman olan topluluk peygamberimize gidip ya Resulallah sen bizi Yahudilere rezil mi edeceksin? Yahudilere karşı bizi zor duruma mı düşüreceksin? Bak kendi içlerinden birisi hırsızlık yapıyor, adaletsizlik yapıyor. Ceza yememek için, hırsızlığın diyetini bedelini ödememek için ki hırsızlığı meşhur. Gidiyor bir tane Yahudinin evine un çuvalında o mızrağı götürüyor veya taşıdığı neyse silahı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir sinirleniyor bu olaya. Ve Mevla Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de ayet indiriyor. Nisa suresi 105. Allah rızası için bakın. İnna enzelnâ ileykel kitâbe bil hak litahkume beynen nâs. Müslümanlar değil, insanlar arasında adaletli olun diye biz bu kitabı indirdik. Kur'an-ı Kerim niye indi? Hafızlar Ramazan'a mukabil okusunlar diye mi? Ve lâ tekün lil hainine hasime. Hainlere taraftar olma diyor Allahu Teala Peygamber Efendimiz'e. Ve estağfirullah ve Allah'tan da özür dileyin diyor. En netice o Müslüman olan çocuk Peygamber Efendimizin tabi hırsızlık kendisine isnat edildiği için olay zaten onda sonra mürtet olup dinden çıkıyor Allah muhafaza etsin. Şimdi kurumun ismini vermiyorsunuz en güzeli tabi de adalet falan kalmamış kardeşim. Var mı böyle adalet şimdi ya? Herkesin milli kendi memleketlisi, kendi köylüsü, kendi akrabası. Ne olacak ya bu adaleti kim yaşayacak? Kim kime yaşatacak yani? Yani gerçekten herhangi bir vatandaşla kendi oğlunu aynı göremiyorsan adalet noktasında ben oğlumu kayırırım diyorsan sen de İslam'a bir zarar verirsin. Öbürü de başkası zarar verir. Bak mağduriyete bak. Normal yapılması gereken şeyler asgari ücret, normal sigorta yani. Allah yardımcımız olsun.